hanımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer büyükler, sevgili küçükler. Efendim bir burada olan burada kalır programında da sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Eğer zaman olduğu gibi ben programın daimi sunucusu Zafer Algöz ve İstanbul Merkez Stüdyolarımızda üçüncü banko hakkını kullanan Yunus Emre'nin teknik masadaki nezaretiyle ve nerede olduğunu asla bilmediğimiz Yinamatu to Tokyo destenen Nabekar'ın kaybıyla programımıza başlıyoruz. Efendim işte her zamanki gibi daimi misafirim sevgili ortağım, şair, yazar, oyuncu, ressam, şirket CFO'su, senarist, maraton maratonmen, Türkiye Kareli Gömlek giyenler Konfederasyonu Genel Başkanı, Dünya Sağlık Örgütü Beylikdüzü Genel Sekreteri Z kuşağının pambık dedesi dünyanın manasını ağlatan Pezo, Jeff ve İlham Musk gibi elemanların bir numaralı kankisi kapris abidesi Tom Cruise'un <laughs> en yakın dostu ve hamisi hocaların hocası sevgili Cem Yılmaz. Merhaba genç. Adam. Merhaba Zafer abi. Nasılsın abi? Hocam hamdolsun gayet iyiyim. Yalnız kareli gömlek giyenler konfederasyonu Genel gel dedik ama bu maalesef bugün kareli gömlek yerine. Düğüne gidiyorum da abi? Nereye? Düğüne. Anlıyorum. Onun için düğün Anlıyorum. kıyafetim bu. Bunu nereye koyacağım? Ben ya ben de dursun <laughs> şöyle. Her zaman ya <laughs> gözlük sahne çalıyor. Evet, böyle olmaz şöyle. Ha. yansıma böyle yapıyor. Yansıma yapsın. Ressam dediniz abi o yok evet. abi. O yani o hakikaten yok. Ressam'ı nereden uydurdun abi? Hocam ne Ressam hiçbir bir zaman olmadım ben. Dedim ki hocam macunda küçük bir boşluk kaldı oraya bir tane de şundan <laughs> bir yapıştırayım. <laughs> Hiç dedi. bana uymaz ben çöp adam bile çizemem yani. Evet. Böyle bayağı çubuk çizerim. Eh hocam görmeyeli bir hayli süzülmüşsünüz. Evet. Evet. E, baktım evet. böyle bir sizi incelmiş vaziyette gördüm. Evet. Tığ gibi olmuşsunuz hakikaten. Evet. Nedir hocam bu tığ gibi olmanın sırrı? En azından bizi izleyenler de evet. hani meşhur Can abi diyetinden sonra nasıl zayıflanıldığını evet. bir hiç olmazsa e, kilo problemi olan arkadaşlarımıza da paylaşırsanız mutlu olduğu Tabii efendim. Bu tabii abi herkesin kendi bünyesine göre yapması gereken bir şey. Bana uyan sana uymaz, sana uyan bana uymaz. En klasik haliyle, e, genel hatlarıyla söylemem gerekirse az yiyeceksin abi. Az yiyeceksin, birazcık da sporla bunu destekleyeceksin. Anlıyorum. Yani böyle Allah ne verdiyse dalıp ondan sonra kilo veremiyorum daha önce benim hayatımda örneklerini gördüğümüz gibi. Evet. Öyle olmaz. Evet. Böyle tam tavuğu yiyip de ben sadece tavuğun beyaz etini yiyorum kardeşim. Derisini yemiyorum. Derisini yemiyorum. Sadece beyaz etini yiyorum dersen olmaz. Koca tavuğu yedin. Gerçi şimdi koca tavuk da yok. Tavukla böyle iyice küçüldü. Bıldırcın kadar. Güver <laughs> güvercine döndü ama olsun. Yani abi az yiyeceksin. Evet. Benim sabah kahvaltım mesela neydi? Hep şu. Hep o. Hani böyle gösterilir ama yarım teker kaşar, altı simit, eskiden Eskiden francala, evet. arasına salamlar, malamlar, evet, kaşarlar evet. böyle setra otobüs gibi çift katlı yapardınız şöyle ağza evet. sığmayan cinsten. Eskiden ekmek arası simit yerdim. Doğru. Eskiden deyince yani sanki böyle seneler evvel değil abi. Ya. İki ay önce. Ay önce. Yani. Ay önce. Evet. Ben 10 Temmuz'da rejime başladım biliyorsun abi sette. Bu iş böyle olmayacak dedim. Saçma sapan bir kiloya gidiyordum. Doğru. Ne koşabiliyorum, ne yürüyebiliyorum, ayakkabımı bağlayamıyorum falan. Bu iş böyle olmaz dedim. Ket vurdum bu işe ve az yiyerek ve az da spor yaparak, biliyorsun 10.000 adım, 15 bin adım, 17 bin adım, 25 bin adım'a kadar giderim günde boş fırsat bulursam. Onun için şimdi bu hale geldim yaklaşık 14 kilo verdim abi. Maşallah. Halimden gayet memnunum. Maşallah. E, yani önerim bu olacak. Az yiyeceksiniz kardeşim. Başla. Bir de şöyle ben şey yani o tabii teknik bir bilgi ama altı öğün falan diyorlar yani hmm. ara öğünler, ara öğünler, öğünler ben az, az bana yaramıyor bana yaramadı yani ben kendim için söyleyebilirim İki öğüne mi bana yani? yaramadı yok abi sabah öyle akşam yiyorum ben 6'dan sonra 7'den sonra da pek bir şey yemiyorum anlıyorum zaten yemiyorsun yani ama en önemli şeyi söyleyeyim aslında. Zayıflayamıyorum tamam. diyenler için en önemli bilgiyi söylüyorum. Kritik bilgi. Yine soruda sesimi böyle şey yap, yankılıyor. Şey yap, evet. <laughs> ee, dirençlerini mutlaka kontrol ettirsinler. Çoğu evet. Çoğu kimsede insülin direnci var. Ve insülin direnci tedavi edilmediği için 28 öğünde ise, sadece ay çekirdeği de yese zayıflayamaz. İnsülin direncine bakıp onun bir tedavi edilmesi lazım. Hmm, anlıyorum. Peki hocam <laughs> insülin direncini ölçtürmek kaç para? <laughs> bilmiyorum abi o yani semtine göre. Şimdi semtine, semtine göre, göre bana bazı bir rakam söyle ayağımız Semtine, alışsın, mahallesine, doktoruna, şimdi profesöre gidersen bin liraya yapar. İnsülin direncini ölçtürür. Yani tahlili bilmiyorum işte evet. normal bir... E Kamu sağlığı şeyine gidersen 150 lira yapar. Evet. Bilmiyorum evet. onu ama yani 250-300 lira olabilir. İşte şimdi vatandaş da şey diyebilir abi. Evet. Yani zaten şu hayat pahalılığında perişan vaziyetteyiz evet. kardeşim. Bir de insülin direncine bize 150 lirayla 1000 lira arası bize bir kese yaptırma Can Hoca. Tamam abi makul bir tarafını söyle. <laughs> tamam da senin şeyin şu. Nasıl zayıflanabilir? Bu da evet. onun en mihenk noktalarından bir tanesi. İnsülin? İnsülin direncinize baktırın. Evet. Ona göre doktor zaten sizi yönlendirecektir. Şimdi ben yani şöyle yapın, böyle yapın diyemem. Diyemez. Ben beyaz peynir bana yarar, hı hı. sana kilo yapar. Yunus iki ekmek yiyebilir, çavdar ekmeği olmak şartıyla. Bakıyorum ben bir dilim yiyemem. Evet, yer, ben yer. bir dilim yiyemem. Yani ona bak, bu kişiye <laughs> özel şeyler bunlar. Kaç çıktı hocam sizin insülin direnciniz? Bilmiyorum. Yüksek çıktı yani. Öyle mi? Yani şimdi derecelendirmek evet. kısmını bilmiyorum onun nasıl yapıldığını ama mesela... 10 olması lazım. Benimki 60 çıktı gibi düşünüyorum. Hmm, anlıyorum. 2 olması lazım. 9 çıktı. Yani yüksek çıktı benim. Anlıyorum hocam. Ona müdahale ettik. Evet. Ona müdahale edince zaten böyle bir böyle aç hissetmiyorsun. E, gözün doyuyor. Yediğine şunu kana, çok... yediğine kanaat getiriyorsun. Ha, şuna şuna bir kere çok şey yapıyorum. Yani evet. merak ediyorum hocam şunu. Ne oldu da birden bile ya kardeşim benim kilo vermem lazım noktasına evet. geldiniz. İşte dedim ya da 106 106.6 kiloyu gördüm. Gördün. Bir gün de ayakkabımı bağlayamadım. Hmm. Ayakkabıyı Ayakkabıyı bağ... yani benim gibi adam, benim gibi ayakkabıyı. sportif bir adam ayakkabıyı. Senin gibi ömrü maratonlarda evet. geçmiş. Bağlayamayan bir adam bu 106'yı gören adam nasıl 110'u da görecek belli ki. Evet. Buna bir Neşter vurun hoca dedim kendi kendime. Anlıyorum. Böyle bir karar aldım. Anlıyorum. Şu anda Bu et, gayet memnunum. Karar verme anlarında yani onu tetikleyen bir şey oluyor, bir etken oluyor. Evet. Benimki ayakkabımı bağlayamamam kadar basit bir şey. Evet. Sevgili tiyatrocu kardeşim vardı İlhan Kantarcı. Allah rahmet eylesin. Yıllar önce evet. kaybettik. İlhan çok kiloluydu. Biz hep İlhan'a diyorduk ki İlhan biraz kilo ver. İlhan biraz kilo ver. Yapma kardeşim kilo ver falan. Abi karışmayın hayatıma diyordu. Tamam. Her şeyi böyle siniyle, tepsiyle ne varsa Allah varsa... Şişmanlarda böyle sahte bir mutluluk oluyor. Sahte mutluluk Hayat değil, gerçek bir mutluluk barışık. oluyor. Evet, Hayat kendiyle barışık. Hayatta kendiyle hmm. barışıklık oluyor ve şişmanlarda bir de estetik anlamda bir vücut esnekliği oluyor. Mesela şişmanlar çok güzel oynarlar. Öyle mi? Tabii. <laughs> o kadar Amin zarif mi? oynarlar ki. Allah dersin, Allah. kilolu ama bak ne kadar zarif oynuyor dersin. Hmm. O, o yap, yani neden seçiş böyle bir oynama yeteneği vardır hocam. Göbekten dolayı mı acaba göbek atma falan hani bilemiyorum. O lehim sevimlilik getirir. Hmm. İlhan da kilo vermeye şuradan karar vermişti. Biz o kadar söyledik. Aynı senin olduğu gibi 106 kilo, 107, 108, 109. Bir yaz dönüşü birdenbire İlhan bir geldi. Biz İlhan'ı tanımadık. Siz kimsiniz kardeş olduk yani. Ulan abi. Vay be o kadar. O kadar. Hmm. Çünkü ya yani 40 kiloya yakın vermişti. Yani içinden Başka bir İlhan çıkmıştı. İlhan evet. dedik sen buna nasıl karar verdin kardeşim hani biz o kadar sana Hı. söyledik. İlhan böyle değirmen taşı gibi kıçla gezme. <laughs> ama iyi yani, oynuyordu. İyi oyuncuydu. Evet. Yani verilen rolü de gayet güzel tamam. oynuyorsun ama baba ne o dedi ki abi dedi ben dedi belediye otobüsüne biniyordum dedi. Tamam. Belediye otobüsü gelmiş yanaşmış. Piss, kapı açılmış. <laughs> basamağı, çıkarıyor. Hayır basamağa evet. mı attım. Buradan tuttum. Çıkamıyorum dedi. Eyvah. Çıkamayınca arkadan bir tane yaşlı bir teyze yardım edeyim evladım demiş ve İlhan'ı kıçından ittirmiş. Anam yaşında kadının benim mabadımdan desteklemesi evet. benim onurumu kırdı. Demiş. Tıktırma deriz biz ona. Ha, i̇şte evet. tıktırmış İlhan'ı. <laughs> Tıktırınca İlhan demiş ya abi ben madem ki bu kiloya geldim artık annem yaşında bir kadın bile bana otobüse binerken omuz veriyorsa hmm. benim artık bu kiloyu vermem Tamamdır, lazım deyip demiş vermişti. Onun kilo verme sırrı sizinki gibi insülin direnci falan filan değil. Neymiş? Yemeyeceksin arkadaşım. Yürüyeceksin arkadaşım. Tamam. Çok su içeceksin arkadaşım. Aa, bir dakika en önemli konu su da var. Su da var. Ben şimdi mesela ben haftada bir bardak su içen adamdım. Evet. Aklıma su içmek gelmezdi işte başka böyle diğer içecekleri içtiğimiz için. Evet. Nasıl olsa onlar suyu alıyoruz falan diyorduk ama yok öyle bir Hayır. şey yokmuş. Su artı onları alabilirsin ama suyu mutlaka içmen lazım. Ben şu anda işte su hatırlatıcı falan filan indirdim telefona. Evet. Ee, 3.754 civarı su içiyorum her gün. Evet suyun, suyun bir şey tutmaz hocam. Saatte bir, bir, litre falan şey yapabiliyor. Damıtabiliyor. Damıtabiliyor. Evet. Hocam bugün... Bol su içmek lazım. Evet. Bugün dünya Alzheimer günüymüş. Öyle mi? Ya da Alzheimer'lılar günü. Ha. Ve bir yerde çok güzel bir yazı okudum. Diyor ki Alzheimer olanlar diyor belki diyor günleri, sözleri unutabilir. Hatırlayamayabilir, tarihi Hı. unutabilir ama yaşadıklarını unutmaz. Hı. Duyguyu unutmaz yani. He. Sen neyi şimdi, unutuyor peki yani? Ya sen şimdi geldin, Alzheimer'lı birini kalbini kırdın, gittin. Tamam. Can Yılmaz geldi benim kalbimi kırdı ama bana ne dedi? Hatırlamıyorum. Ha, Hangi Hikayeyi gün geldi? Hatırlamıyor. Hatırlamıyorum. He. Hangi tarih geldi hatırlamıyorum ama bende yaşattığı duyguyu hatırlıyorum. He. Bu adam benim canımı sıktı. İşte o duyguyu... O zaman seni gördüğü zaman hikayenin ne olduğunu bilmiyor ama işte benim canımı sıkan adam bu diyor yani. Tabii diyor çünkü. olay O da neticede bir insan be hocam. Peki abi bir şey evet. Alzheimer'lı birinin gelip canını niye sıkıyorsun ki? Abi insanoğlu dallamadır. Evet, doğru söylüyorsun. Dallamadır. Anladım. Alzheimer'lı olduğunu bile düşünmez onun. Kalkar bir laf edersin. Adamın kalbini, kırar. kalbini kırarsın. Nasıl unutacak hesabı. Ha, unutur ama yaşattığı duyguyu unutmaz. He. Sen bana bunu yaşatmıştın aslında. Bu hafta yani. mıymış bu? Hafta mı? Evet Ya günmüş öyle bir He. günmüş. Alzheimer Ayrıca... hangi... Pardon abi özür evet. dilerim. Alzheimer'da geçmişi mi unutuyordun? Yakın zamanı mı unutuyordun? Sanıyorum hocam hem geçmişi unutuyorsun hem geleceği unutuyorsun. Öyle mi? Alzheimer olmak öyle bir şey. Yani He. bazen de çok geçmişi hatırlıyorlar. Hmm. Ama yakın olanı hatırlamıyorlar. Ha, Mesela benim evet. rahmetli kayınvalidem öyleydi Ümran Hanım. Hmm. Allah rahmet eylesin. Ümran Hanım bugün günlerden ne diyordum? Ee, e, çok sıcak hava diyor. Ha başka bir Şimdi oldu. günü hatırlamadığı için çocuk gibi havanın güzelliğine getiriyor. Ama sene 1956. Rahmetli Selahattin Bey'le beraber Buenos Aires'e gittik. Ha. Buenos Aires'te bir tango gecesine katıldık. İkimiz de gençliğimizden beri çok iyi dans ederdik. Peki Buenos Aires'te nerede? Bilmem ne meydanından köşeyi dönüyorsun sağa o, o kadar, kadar detayına kadar hatırlıyordu. Yakın yok. Ama yakına ait olanları hatırlayamıyordu hocam. Sen de bana bazen demans diyorsun ya abi. İşte sen de Ben öyle... de mesela, evet. ben de öyle uzak, yakın, geçmiş, gelecek gibi değil. Genel bir unutkanlık var. Genel bir unutkanlık var. O da B vitamini eksikliğinden B12. kaynaklanıyor. B12'den. Anıyorum çünkü mu? bir gün Tokyo'ya Cesi dedin hocam sen. <laughs> Cesi <gülüyor> ama neydi senin adın dedin. Ben hocaya teşhisi koydum. dedim. Ki, tamam. Birkaç değişik isimler söylediğim insanlar evet. var. Evet bağırırım arkasından bakmıyor. Evet hocam. Ayrıca bugün özel bir günü, Hayır yani abi. özel bir anlamı da var hocam. Ee, Türk sinemasının önemli bir yönetmenini biliyorsun. Evet. Ee, yıllar önce bu tarihte kaybettik hocam. Ertem abi. Ertem. Eğilmez. Ertem eğilmesi kaybettik. Evet. Ertem eğilmesi, e, bilmiyorum saat haliniz nasıl anlatmak isterseniz bildiğiniz kadarıyla Ertem abinin serüveni. Biliyorsun o Ertem kitapçı abiyle, olarak başladı hayatına. Evet. evet yayına, yayıncıydı. Sonra foto romanlara balonların içine yazı yazdı. Maykan merleri basardı. <laughs> evet. Hatta sonra Kemal Tahir'le falan filan Kemal Tahir'le Fake Mike Hammer'lar yazdılar. yazdılar yazdılar. Yani pardon hiç... lafını unutma. Buyurun. Şöyle yazdılar. Mike Hammer e, fotoroman dizisi Amerika'da sonlandı. Hikaye bitti orada. Bitti. Dediler ki Mike evet. Hammer morta bağladı. Yok. Rahmetli <laughs> evet. oldu dediler. Buna rağmen onlar hikayeyi aldılar. Hikayeyi aldılar. Devam Kendileri başka başka serüvenlerle evet. o hikayeyi Onun devam ettirdiler. Onun yayıncısıydı. <laughs> <laughs> Filmciliği sonradan yani esas yayıncı. Evet. Filmciliği sonradan ama sonradan girdiği işe de bayağı yoğun bir şekilde bir böyle ya Türk sinemasına damga vuracak kadar işler geride bıraktı biliyorsun abi. Evet işler. Yönetmenlik var. de yapardı. Ve hayatında hiç yönetmenlik yapmadığı halde bu işlere başladı. Evet ama şimdi şöyle bir şey var. Arzu film biliyorsun onun şeyi. Biliyorum Ondan evvel bir tane daha galiba şirketi vardı. Ortak onu hatırlayamadım. Arzu filmde biliyorsun şöyle oluyordu işler. Film senaryo yazılma aşamasında bile oyuncular oyuncular kadroluydu adeta. Hani şimdi öyle Doğru. bir öyle bir yöntem yok ama Arzu filmde neredeyse maaşlı gibi işte Şener abi hani var. Hani bize hep dedikleri hep aynı adamlar. Hep aynı adamlar dediği adamlar Arzu filmde zaten çalışıyorlar. Doğru. Yani iş olmasa film olmasa da geliyorlar dükkana. Otururlar, muhabbet ediyorlar. bir proje geliştiriyorlar falan filan hep bunlar var. Masa başında çok iyi çalıştığı için yani Ertem Abi'nin bana göre hat, yönetmenliği tabii ki Etkisi vardır ama masa başında çok iyi çalıştığı ve çalıştırdığı için oynayın hani sete gelip başlayın dediği zaman zaten otomatik olan olaylar gelişiyordur. Evet. Yani o çok bence müdahil olmuyordur. Yani müdahil Ufak olmaktan... tefek oluyordur tabi de. Tabi ki. E, masa başında çok iyi çalışıyordu. Onun için e, evet. yönetmenlik yapması da gayet doğal abi. Masa başında Şimdi, böyle sistemli çalışan, ilmek ilmek senaryoyu dokuyan. dokuyan... Ve oyuncularla kaliteli oyuncular olduktan sonra yönetmenliği yapabilirsin sorun değil. Bir başkasına da emanet etmezsin zaten o işi. Etmezsin. Şimdi <laughs> güzel bir yerden yakaladın. Ertem abi Türkiye'nin en iyi oyuncularını bir araya toplamış. Evet. Şimdi rahmetli Münir Baba var. Evet. Adile abla var. Var. Şener Şen var. 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 Ayşen Guru da var. Şener evet. Şen ee, var. Ayşen Guru da var. Yavuz o, Turgul var senaryo ekibinde. Yavuz Turgul var senaryo ekibinde. Yani. var. O şimdi çatıyı kuruyormuş Ertem evet. abi. Yani mesela iki tane turşucu hı hı. hani. Karı koca birbirleriyle dadaşıyorlar. İşte birinin kızı anneden yana, oğlan babadan yana falan filan. Sonra da o kanavası çıkmış olan işin provası yapılırken yan tarafta bir asistan da diyormuş ki al eline kağıdı kalemi oyuncuların eklediği, değiştirdiği lafları yaz. Hı hı. Çünkü şimdi çalıştırdığı ekip çok iyi tiyatrocu hı. hı. ...ve çok iyi oyunculardan oluştuğu için... ...Şener abi orada bir şey söylüyor, tık yazıyorlar. Evet, Doğaçlamaya katıyor şey söylüyor, ama. Evet, tık bir şey söylüyor. Bütün o doğaçlamaların hepsini not edince... ...oyuncunun da ağzından çıkmış olan replik... ...tam onun benimsediği... Hmm. ...üstüne biçilmiş bir kaftan olarak düşün. Öyle oluyor. Evet. Onun içinde de Türk sinemasında enteresan... ...ve çok kaliteli işlere imza attı Ertem abi. Evet. Birçok insana da ilham kaynağı olmuştu. Evet. Bir kez daha rahmetle anıyoruz. Evet. E, o ilk sinemaya başladığı zaman hocam... Kriton ile çalışıyormuş. Ha, evet. O zamanın görüntü yönetmeni. Hı hı. Hiç e, sinemada yönetmenlik yapmamış ama Kritona demiş ki Kriton İlyadiste Kriton, ben sinema filmi yapacağım ama hı hı. ben sağdan girdi, soldan çıkacak, kameranın sağından, sondan aks atladı. Ben o işleri bilmem. Tekniğinden anlamam. Sen anlar mısın evladım? Anlarım hocam. Hı hı. Sen gerektiği yerlerde beni o konuda uyar. Tamam. Adam hem görüntü yönetmenliğini evet, yapıyor hem de yönetmen yardımcılığı. Hem de yönetmen yardımcılığı yapıyor. O devirde tabii monitör de yok. Bir tek Kriton İlyalis görüyor kameradan böyle yapılanları. Aslında dünyada var da Türkiye'de yok diyelim. Evet. Dünyada da e, parti, filminde. parti filminde 1968'de ilk kullanıldı. Evet. Sonra aynı günde tedaviden kaldırıldı. Bu arada hazın yeri gelmişken sevgili Can Hocam'ın bahsetmiş olduğu parti filmini, The Party, filmi. Peter Sellers'ın. Peter Sellers'ın muhteşem bir komedisidir. Ay acaba ne cahit? Bu gece çok sıkıldım. Dizi de yok, orada da yok, burada da yok. Ne seyredelim eskilerden evet. dediğiniz zaman Parti, filmini, Peter Sellers'ın Parti filmini seyredin. Böyle şahane bir komedi filmi olamaz. Evet. Onun da bazı sahneleri sonradan eklenmiştir abi. Satte, sette yazılmıştır evet bazı sahneleri. Anlıyorum. <laughs> Bu arada Ertem ile ilgili mevzuyu kapatırken de izin verirsen küçük bir anekdot tabii. anlatayım Buyur. hocam. Ertem Siz çalıştınız mı abi Ertem Hiç çalışmak kısmet Denk olmadı. Edelim. Ama bir iki yerde böyle görmüşlüğün var Ertem abi. Ertem abi biliyorsun küfürbazlığıyla tanınan bir adam. E, evet biraz meşhur o yönü var. Sinemacılığı evet. kadar o yönü de bilinir. Ama tabii küfürbazlığı insanları rencide edecek bir küfürbazlık değil. Yani vay hoca bana küfretti ya olacak iş mi falan filan. Gönül değil. alıyordu. Ha onun da böyle bir gönül alma sevimliliği içinde. Çünkü bu küfretmek aslında elbette takdir edilecek bir taraf değil ama bazı insanın e, diline yakışır küfür. Evet. Bazı Ertem abinin de küfürü de, lan gibi bir şey. Lanı fazla yani, ciddi almasın ya. Ha Bazen de kaşınırsın ki Ertem abi gibi adam bana bir küfretsin de <laughs> gülelim dersin mesela. Hoşuna gider o senin. Var mı öyle olan? Oha Öyle o... çok vardır. Biz mesela... Allah uzun ömür versin konservatuardaki hocamız Semih Sergen evet. fırça attığı zaman çok komik adam oluyordu. Sinirlendiği zaman. Tamam ses tonu, dublaj sesiyle ha, tabii. kızdığı zaman. Tabii evet. o volümü artırdığı zaman komik olurdu. Biz de kaşınırdık ki. Hoca bize fırça şey atsın ha. aşağıdan gülelim tamam mı? Kaşınırdık o da bize fırçalardı, güler geçer. Peki Semih söylüyor. Hoca burada bunu bile, biliyor mu? Bunu hissediyor mu? Ya o da şimdi, köpürtüyor mu fırçasını yoksa bilmiyor mu bunu? Şimdi oyunu, Semih bu hocam, oyunu. Semih hocam özelliği fırçayı köpürtüyor. Fakat hemen unutup normal hayata devam He. ediyor. Uzatma yok yani. Tamam. Ertem abi de zamanında Kilios Plajı taraflarında böyle bir sinema filmi çekiyormuş. Kamera kamerayı, falan koymuşlar. Oyuncular da işte orada dolanıyor, burada dolanıyor falan. Biz de biliyorsun Necip Türk milleti bir yerde kamera gördüğü zaman Tabii. İş makinesi gördü. İş makinesi, dozer gördüğü zaman, bir çukur de, gördüğü zaman, çukur bir de kaputu <laughs> açık araba gördü mü? Herkes gelir toplanır. Sanki evet, çok evet. iyi anlıyormuş gibi. Ertem abi de o zaman koymuşlar işte kamerayı, kamerayı böyle arada sette duruyorlar. Adamın biri gelmiş. Tanımadıkları bir herif devamlı adam kameranın vizöründen şöyle bakmaya çalışıyor. Vay, yanaşıyor o kadar. Evet, Ertem abi de oradan görmüş. Kim bu adam? Kim bu adam? Balan diye fırça atınca demişler ki hoca kızıyor falan evet. filan demişler. Adam ya falan ya, git hocayla konuş abi falan. Gelmiş Ertem hocanın yanına. Hocam demiş kusura bakmayın yani işinize müdahale etmek gibi olmasın. Ben demiş çok iyi bir e, izleyiciyim. Sinema izleyicisiyim. Hayatımda ilk defa bir sinema filminin nasıl çekildiğini gördüm. Hmm. Şayet izniniz olursa şu vizörden bir bakabilir miyim? Nasıl görünüyor demiş. Ertem abi demiş ki sen ne iş yapıyorsun? Adam ben efendim kadın doğum doktoruyum. Ulan demiş pezevenk sen kadını muayene ederken Dur hocam bir de ben de buradan bakayım diyor bir. Kaybol! <laughs> Allah rahmet eylesin çok tatlı bir adam Ertem abi. <laughs> e, Türk Çünkü... sinemasında gerçekten önemli yönetmenlerin, evet. önemli oyuncuların yetişmesine vesile olmuş. E, en azından kendi hani milli sinemamızın, öz sinemamızın, evet. bize ait hikayelerinin yapımında emeği geçmiş çok kıymetli bir adamdı. Ertan Hocamızın anladın. da resmini buraya Yunus lütfen <laughs> evet. bir yere koy ki en azından şu üçüncü hakkında. Yo, yo, Yunus geçen hafta geçti abi. Geçti mi? Geçti. Bütünlemeye kalıyordu. Az daha bütünlemeye kalırken He. son anda geçti. Yani şey üç buçuktan dörtle geçti. Yani. İzleyicilerimiz ne dedi Yunus için hocam? Yunus tamamdır için, dedi mi? Tamamdır dediler. Yani oldu dediler. O yani adam. bir şey gelmedi. Geçen haftakiler gibi böyle işte yani. flu, ses yok, yamuk görüntü bilmem ne falan demediler olmuş dedi genelde oldu yani. Hocam ben bir de abi bir şey söyleyeyim. Yani tırnak içinde. <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> abi atla deve değil yani e, kamerayı koyuyor, bakıyor. Yani şimdi evet. Yunus da yani küçük bir netlik yapması lazım onu da yaptı. Evet. evet. Leonard Cohen doğmuş hocam. Ne zaman? Bu bugün. Yani Günler. tarihine bakıyorum. 21 Eylül 1934. Leonard Cohen. 34 doğumlu muymuş? 1934 Levan. doğumlu. Ee, Allah uzun ömür versin. Babamdan 3 yaş küçük büyük onlar Cohen'e demişlerdi ki, üstahım demişler? yaşın 80 ama şu evet. müzik aşkıyla hala dünya turnesi yapıyorsun. Hı -hı. Nedir bu müzik aşkının sebebi? avantadı sakallı. Hayır, Hayır. müzik evet. aşkı değil. Muhasebecim dolandırdı. Vergi <laughs> borcunu kapatmak için ben bu yaşta konser veriyorum kardeşim demişti. <gülüyor> 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 evet, muhasebeci tokatlar. Bu, evet. bu, bu çok olan bir şeydir abi. Bazen Tabii. böyle insanların e, eylemlerine anlamadan, etmeden, bilmeden, uzaktan mesafeli bir şekilde değişik anlamlar yükleriz. Tabii. Adam mesela işte diyelim ki bir ağacın dibinde oturuyor. Derin derin dalmış. Ne güzel bir manzara bak. Tabii. Hayatın tadını çıkarıyor. Mis gibi falan filan denize bakıyor diyorsun. Halbuki adam o anda intiharı düşünüyor belki de. Tabii. Şimdi olayları bilmeden hiçbir şey göründüğü gibi değil <laughs> e, Vay be müzik aşkına bak diyorsun. Adam aslında vergi borcu için. Muhasebeci tarafından niye tokatlandı? için. Vergi borcunu kapatmak <laughs> amacıyla... Sever misin abi sen Leonard Cohen'i? Leonard Cohen'i severim hocam. Yani güzel yani, bir ozandır, ben... ozan. Yani. Evet evet, Sö şeyleri iyi yani, sözleri iyi. Bilmiyorum ben o kadar müptelası değilim. Burada evet. mesela geldi birkaç defa festivallerde falan. Aha. Ee, nasip olmadı gitmek yani. Michael Jackson'a gittin mi hocam? Michael Jackson'ı sevmem abi. Balondur abi. Hocam sen gerçekten <laughs> müzikten anlamıyorsun. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Madonna. Madon ben Madonna'ya gittim. Kaç defa gittim? Bak Michael Jackson'a balon dersen şu anda bizim bu programı seyredenlerin <laughs> arasından en az böyle bir 80 kişi Can Yılmaz akıllı ol ya alkollüsün ya kafayı yemişsin sen Michael'a nasıl kalkıp balon dersin diye gelirler ofiste önünde numarayış yaparlar. Taklitçidir abi. Kimi? Michael'ın özgün bir eylemi hiçbir zaman yoktu. Dans olsun, figürleri olsun. Hı -hı. E, Quincy Jones olmasa, Hı -hı. Quincy Jones olmasa Hı -hı. tamamen bir balondur. Hı -hı. Tabi birazcık sesi var. O da babasından yediği dayaklarla sesi şey olmuş böyle oturmuş. Dayak sayesinde mi incelmiş? Evet. Vurdukça böyle ağlaya ağlaya sesi oturmuş. Evet. Buradan bir dakika Quincy sevgili Jones, izleyicilerim, bir dakika. Quincy... sevgili izleyicilerimize bir şey söyleyeceğiz. Tamam. Unutma lafını. Eğer evladınızın iyi bir şarkıcı olmasını istiyorsanız Michael'ın babası gibi devamlı çoluğu çocuğu çağı çu dövün ki çocuğun sesi güzeldesin. Böyle saçma bir şey olur Abi, mu Allah aşkına ya? Michael Jackson'ın eski grubunun adı ne? Jackson 5. Five ne? 5 Ge geliyor beş kardeş. İşte bu abi. Bak geliyor beş kardeş diye... To <laughs> Gül abi bak kendini zorlama. Espri çok iyi. Şimdi gideceksin içeride tuvalette güleceksin. Bak Yunus bile dilini ısırdı şu anda gülmemek için. Yunus bana oradan böyle ya. Yani abi bu nasıl bir espri dedi ya. Ciddi söylüyorum bak beş kardeş oradan geliyor. Abi babaları hakikaten çok dövermiş çocukları. Eee? Onun işte sesi onun için. Şey olmuş, güzel olmuş. Ya bunlar beş kardeş. Evet. Hadi Michael'a çat çut girişiyor. Diğer dördü nerede? Diğer de dördü de şarkıcı. Hepsi Michael gibi Hayır, tanınan insanlar Hayır, Quincy insanlarla. Jones bir tek Michael'ın elinden tutmuş. Ben kalabalık istemem, kalabalıkla uğraşmam. İçinizden birini seçin, o gelsin ben onu yetiştireceğim demiş. Quincy Jones sana el verse evet. sen de bir numara olurdun. Ben zaten bir numarayım hocam. Quincy ben... kim be? Akıllı ol Quincy. Asabımı bozma benim hocam. Şarkıcılık da bir numara Hocam. Abi bak. bak seni Arif Mardin elinden tutsa. Evet. Quincy Jones elinden tutsa. Evet. Yani bir böyle sen de siyahi olmamana rağmen o camiada böyle çok popüler bir adam olurdun. Senin gırtlağını o şekilde yaparlardı yani sesini falan. Hocam öyle Ayarlarlar. şey olmaz. Balondur. De, Michael sevgili, Jackson balondur. Sevgili can Yılmaz Eğer sende bir yetenek yoksa, sende dansları yoksa... da tamamen çalıntıdır. Ee, şeyden çalıntıdır abi. Neden? Ee, neydi o abimizin adı? Yine siyahi. Ne hatırla, hatırlarım şimdi? Evet. Ondan çalıntıdır. Buraya da geldi. konsere geldi. Get up falan filan yapar ya. Neydi? Ha şey, James Brown. James Brown'dan çalıntıdır dansları. Evet. Senelerce televizyonda onu seyredip pişmiştir. Bu kadar. Hocam, Michael Jackson sokak step dansıyla Amerikan e, sokak zencilerinin yapmış olduğu dansı karıştırıp kendine özgü bir stil üretmiş bir adamdır. Ya Biliyorsun e, Thriller albümüyle birlikte evet. bütün dünyada müthiş bir sansasyon yaratmıştır. Ayrıca şarkı sesi e, sahne şovu anlamında baktığın zaman Michael Jackson benzersizdir. Yani Michael Jackson, Elvis Presley mesela bu adamlar hep Dünya müziğinde çığır açmış adamlardı. Evet. Şimdi bunları sen balondur evet. deyip geçiştirirsen olmaz. Yani. Michael Jackson'ın kendi beyanatı var CNN'de. Ne diyor ben balonum? Ben, nereden bildin abi? E çünkü ben, İftira atacağını biliyorum. Ya. Michael Jackson'ın CNN'de 92 senesinde evet. bir röportajı var. Evet. Ben balonum, Queen's'i baba olmasa ben bir hiçim dedi ya. Evet. Kendisi söyledi. Quincy Baba'ya da buradan selam olsun. Akıllı ol Quincy. <laughs> Michael'ı kimseye yedirtmeyiz. Hocam Michael Jackson'ın... Michael Jackson'ın esas has adamı bizim Tokyo'dur biliyorsun abi. Ya bayılır. Yani tişörtleri, şapkaları, çorabı, Don. donu, fanilası hep Michael Jackson'dır. Ben de severdim hocam Ben Michael. o kadar fanatikliğe de tamamen karşıyım. Herhangi bir yaratılmış bir insana, Allah tarafından yaratılmış, senin benim gibi aynı kanı, aynı canı, aynı DNA'yı taşıyan bir evet. adama bu kadar tapmaya tamamen karşıyım. Gerek Hocam. yok. Sebebi bir insanı? Tamam, evet. o kadar, o kadar yani. Hocam şimdi sahne performansında canlı olarak gördüğün kusursuz bir performans sergileyen adama evet. dansı, şarkıları, şovu, Evet. hoşlanabilirsin vesine, bundan. Hepsini birlikte zaman. Evet abi bu adam bir dünya. Sevebilirsin ama evet. Michael Jackson donu giymeni gerektirmez bu. Ya ben Michael Jackson donu giymem. Tokyo'yu diyorum abi. Tokyo giyer. Çorabından böyle evet. Evet. kravatına kadar. Evet. Ama yine şapkası evet. falan var böyle. Bu parlak eldivenler falan var. Onlara gerek yok arkadaşlar. Bunlar para tuzağı. <laughs> Hemen millet koşup şapkayı eldiven alacak zaten. Yok zaten. Ya. Amerika'da bu işler çok biliyorsun abi şeydir. Türkiye'de tabii öyle bir kültür yok. Yani kültür, e, koleksiyon kültürü yok. Evet. Böyle sanat camiasında bir sanatçının koleksiyonu yapmak futbolcu koleksiyon yapmak işte şu bu falan filan gibi evet. çok az bizde yok hatta. Evet. Ama Amerika'da öyle bir şey değil. Yani Michael Jackson o el taktığı eldiven işte bilmem kaç milyon dolara satılıyor. Beyzbolcunun vurduğu top bilmem kaç şeye satılıyor. Evet. Bu fanatikliğe karşıyım. Yani bir tane ve ben beyzbol topuna 840 bin dolar verdi deyince böyle cinim tepeme çıkıyor. Evet. Bu arada hocam, gerek yok. Bu arada Michael'dan bahsetmişken benim de üzen bir olaydan bahsetmiştim. 1985-87 yılları arasında ben Bursa Devlet Tiyatrosunda staj yaptığımda e, Bursa'da o zamanki adı Labella ya da Labello diye bir bar vardı. Şimdi kapanmış zaten. Orada gitar çalan Diler Türkmen diye genç bir kardeşimiz vardı bizim yaşlarda. Biz onun arkadaş olduk, dost olduk yıllar içerisinde. Bizim tiyatro camiasının içinde de çok sevilen sayılan bir insandı. Aynı zamanda bir buçuk iki sene de biz onunla aynı evi paylaştık yani, yani o kadar çok sevdiğim bir insandı. Sonra geçen zaman dilim içerisinde dilerle tabii hayat gayesi içinde birbirimizi kaybettik ama ben onu geçen 2-3 ay önce falan bir tekrar buldum. Bir daha telefonlaştık falan. Dün akşam kalp kriziyle vefat ettiğini Yapma öğrendim. Ben. Vallahi çok üzüldüm çünkü... Sağ olsun. sağ olsun Çok yetenekli adamdı yani elinde gitarla her şeyi çalan adamdı. Yani Doğan Canku'nun şu şarkısı hemen diye girer. Timur Selçuk tırırt Doğan Canku'dan ders almayı denesen abi. İşte İtalyanca şunu söyle söyler. İngilizce şunu söyle söyler. Nefis program da yapardı. Ee, Ama son... mesela kitlelere ulaşmadı. Ulaştı mı? Abi? Neden ulaşamadı? Neden? Çünkü bazı insanlar kadersizdir hocam. Bir Quincy Jones'u yoktu işte. Hayır vardı. Fakat ee, bazı insanlar kadersizdir. Hayat bazı insanları dalar. Yani ne yapsan olmaz. Bir şey olur. şans ama... faktörü var. Ha, şans hayata. faktörü var. Şimdi bu çocuk yıllarca emek verdi. Dedi ki Zafer'cim bir albüm çıkaracağım. Yaklaşık bir buçuk yıldır onun üstüne çalışıyorum dedi. Bir buçuk yıl o albüm üstüne çalıştı. Albümün ilk single'ını yaptı. Ondan sonra o zamanlar ki işte TV'lerde, MV'lerde falan Hı. böyle şeyle dönmeye başladı klip mi? E, kliple birlikte dönmeye başladı. Herkes ya kim bu çocuk falan derken üstüne çat 17 Ağustos depremi geldi. Ha. Şimdi 17 Ağustos depremi geldi. Binlerce insanımızı kaybettik. Marmara gitti, bilmem ne gitti falan gitti. Olunca çocuğun albüm tamamen yatık emini oldu. Hadi tekrar bir daha bir, bir daha bir şey yapayım dedi. Bu sefer bir kanser tedavisi gördü. Evet, bir şanssızlık. Oldu. Evet, bir şanssızlık oldu. Ondan sonra Bursa'da ben de buna bir gün şöyle bir hergelelik yapmıştım. İzin verirsen anlatayım. Tabii tabii abi müsait. Hem de rahmetle anmış olayım sevgili kardeşimi. Benim yurt dışında yaşayan Somer diye bir arkadaşım vardı. Somer. Somer. Soner değil yani. Değil Somer. Hı. Somer'de Somer de şeyin hastası Paco de Lucia, Hı. Paco Pena. Deli oluyor İspanyol bu gitarcılara. Kendi çalıyor mu? Ne? Ha, kendisi de çalıyor. Konuşturuyor, konuşturuyor. Benim gibi. Yani kendisine muhabbet ettiği zaman çok az konuşuyor ama gitarı eline aldığı zaman gitar onun adına konuşuyor. Ha, tamam. Çok iyi. Ve şöyle bir şey var yani gitarın e, dipsomanyasını yakalamış adam yani dipsomani olmuş, doymuyor. Ha, Şimdi elinde gitar yok ya buna rağmen seninle konuşurken bile <gülüyor> <gülüyor> hep elleri O başka bir eller şey. şey. Devamlı böyle bir şey oluyor. Bu Somer yıllar önce İstanbul'a, Pako'da, Rusya geliyor. Bu da Paco'yla görüşmek istiyor. Fakat bir türlü nerede olduğunu tabii. bilmiyor tabii falan filan. En sonunda sağdan soldan araştırıyor. Diyorlar ki Paco İstanbul'da şu otelde kalıyor. Ertesi günde konseri var. Gidiyor otele karargah kuruyor. Ben diyor Paco'yla görüşmek istiyorum. Kardeşim deli misin, divane misin? Git işine. Hayır ben görüşmek istiyorum. Tamam falan. ne var bunda? İste... En sonunda yani. resepsiyondan diyorlar ki odasını bağlayalım. Odayı bağlıyorlar. Tamam. Paco açıyor, efendim efendim buyur falan. Türkçe mi konuşuyor Paco? Yok, hayır, bu İngilizce hayır, konuşuyorlar. Paco'ya diyor ki, ben diyor işte yıllardır gitar çalıyorum, senin hayranınım. İstanbul'a kadar gelmişsin, senden bir tek rica ediyorum, ne olur odana geleyim, gitarımla sana bir şeyler çalayım. Sen bana devam et ya da bırak de. Ama zaten çalabilen biri. Çalıyor çocuk. Yani Acemi değil. Değil ha. ama üstadımsın ya. Hani baba diyor gel. Bir olurunu diyor, alayım diyor. Babayım bir olurunu Hı. alayım diyor. Pako diyor ki baba odama gelme. O da şöyle düşünüyor. Türkiye'ye gelmişim. Iki, i̇ki dakika da uzanacağız. Ya. Yarın şimdi burada konserimiz var. iki dakika Belki uzanacağım. de Pako gitardan bıkmış zaten. Bıkmış da olabilir. yani bir de şu çıktı başımıza ama nezaketen diyor ki tamam diyor lobide bekle. Geliyorum. Diyor. Isın geliyorum. Ha. Pako geliyor lobiye. Tanışıyorlar. Merhaba merhaba falan. Şöyle kuytu bir köşeye geçelim. Kuytu bir köşeye geçiyorlar. Havadan sudan konuşurken gitarı da yanında. Somerin hiç ayrılmaz yanında. koruması yok mu yani? Yok abi ne koruması ya? Oturuyor Pako diyor ki baba çal bakalım bir görelim. O bir alıyor. Jakart tezgahını dokuyunca Pako bunu bir 5-10 dakika dinliyor dinliyor. Bel boylardan biri çağırıyor diyor ki odadan benim gitarı getirin. Odadan Pako'nun gitarı geliyor. İkisi lobide böyle Odaya <laughs> <bu> çıkın <laughs> bari ya. Babacım tamam. lobbyde döktürüyorlar. Tamam. Paco buna diyor ki sen burada ne yapıyorsun? Nerede yaşıyorsun? Şudur budur. Adresler, telefonlar. Bunu İspanya'ya davet ediyor. Diyor ki gel benim orada akademi gibi hmm. bir oluşumum var. İşte dünyanın her yerinden gelen gençleri yetiştiriyorum. Çalışıyoruz beraber sen de oraya gel diyor. Tamam. Ne bu İspanya'ya bir koptu. Bir iki sene Paco'nun yanında kaldı. Sonra orada ekstra, burada turne falan filan geldi Sonra Türkiye'ye geldi. Sonra Bursa'ya geldi. Kritik hatayı yapmış. Şimdi uluslararası bir sanatçı olma e, şansını dönerek kaybetti. Kaybetti. Şimdi geldi bu. Diler'in de orada çaldığını gördüğü için. Ya dedi ben ne de, dedi burada bir çalabilir miyim? Dedim, Diler ondan daha mı iyi? Biz şimdi bilmiyoruz. Ha, tamam. Biz bilmiyoruz. Diler bizim yerli bir sanatçı. Tamam. E, dedim ki ya da Diler Kıldır kendi gitarını vermez kimseye. Benim gitarım var dedi. Getir. Gitti arabadan getirdi gitarını hmm. bagajla. Bana da dedi tamam. ki rica etsen arkadaşa dedi hani bir gelip 10-15 dakika bir çalayım abi hmm. falan dedi. Tamam ama o ara diler işte caddeden sokaklara doğru sesler erendi. <laughs> pencereler kapandı falan söylerse. Seyircisi var mı? Seyircisi var müşteri böyle. Bir fırsatta, bir boşlukta böyle dilere gittim dedim bir arkadaşımız var. Somer çok yetenekli de bir çocuk, Yeni de başlamış gitara dedim. Yeni. Hmm. çocuk dedim hevesini alsın, çağırsana sahneye var. Ya nereden çıktı? Bu dileri bitirme operasyonu yapmış. Ya nereden yani. çıkarıyorsun böyle şey dileri? Ama tamam tamam falan dedi. 10 dakika sonra kıymetli konuklar, la 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 Aramızda işte bu genç kardeşimize sahneyi bırakıyorum falan diye. Somer de kendi gitarıyla geldi. O ara Diler ben bir 5 dakika istirahat rica ediyorum deyip... ...bara doğru e, maden suyunu Belki içmeye evet, giderken... Benim sodayı yani, verin. Benim özel sodayı verin deyip bara doğru giderken... ...Somer geldi oturdu mikrofonu falan kendi gitarını açtı. Şöyle bir koydu. O hangi akordan böyle bir ram yaptıysa Diler böyle bir sırtından ok yemiş gibi... <laughs> Bardağı düşürdü. Yok bir irkildi. Ben evet. görüyorum çünkü tamam mı? Bir irkildi. Şöyle bir dönüp baktı. Ulan evet. bu akor nereden basıldı diye. Evet. Üstüne zaten bir başladı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl çalışıyor? Bardakiler böyle kaldılar. <laughs> 10 dakika sonra alkış kıyametler evet. yerinden. Diler beni çağırdı. <laughs> Ulan dedi, Bavulumu hazırlayın. Ulan dedi yavşak senin niyetin beni buradan kovdurmak mı? Nereden bulup getiriyorsun <laughs> böyle adamlar? Evet abi suikast yapmışsın. Tabii. Şu, Kardeşim, o anda mesela yani patron orada olsa evet. Diler'cim kendine iyi bak verdiğin emekler için şu ana kadar gördüğün hizmetler için teşekkür evet. ederiz. Yolun açık olsun muhasebeye uğra. Evet Hoş geldin Somer'im. Gelmez. Ha. Çünkü patron orada olsa patron adama diyecek ki Türkçe pop çalar mısın söyler misin? Derip gibi ben anlamam abi Türkçe evet. poptan Bu adam bizim işimize yaramaz Diler'cim geç yine dükkanın başına da. Diler de buradan bir kez daha rahmet ve sevgiyle anıyorum. Allah rahmet Allah eylesin. eylesin. Ömrünü sokak köpeklerinin e, yaşamasına adamış bir arkadaşımdı. Hmm. En son Kuşadası'na yerleşmişti. Kuşadası'nda böyle bir hobi bahçeleri olur, evet. bungalov evler olur ağaçtan hmm. falan. Öyle bir yerde karısıyla beraber zaman zaman bazı yerlerde konserler verip para kazanırken, Kazandığı paranın büyük bir bölümünü de barınaktaki hayvanların beslenmesine ayıran bir kardeşimizdi. Çok iyi insan. İyi insandı, iyi yürekli bir çocuktu. Allah rahmet eylesin. Buradan evet. bir kez daha sevgili Allah anıyorum Diler kardeşimi. Bir Allah rahmet eylesin diyeceğimiz bir haber Kim? daha var abi. Tabii ki paşamız. Aa. Bugün ne abi? Bak abi bugün 21 Eylül. 21 Eylül kaçtı paşa vefat ettiğinde? 21 Eylül. 21 Eylül müydü? Yıl, yıl. 93'tü galiba. Öyle mi? Hocam emin misin? Arkadaşlar bir bakalım. <laughs> yani yine de bir bakayım ama ben sen... elimdeki gelen fakslara bakıyorum hocam. Abi nasıl faks gelir? Ee, daha? 1996. E, 96 dedim zaten evet. ben. Sen 93 dedin. E, 3 sene. İyi şey ki şeyler. dünya zayıf günü demişiz. <laughs> Hayır ben ha, tarihini o kadar hatırlamıyorum ama 24 Eylül'de abi 21 Eylül Tabi sevgili Zeki Müren'in. Evet. Hatırlıyor musun Ölümün o programı günlerim, sen? Hatırlıyorum. Şu anda Zeki Müren konusuyu tekrar böyle bir sıcak ha. Harlandı. Ya ya. Harlandı böyle. Onun evet. için e, ona da Allah rahmet eylesin diyelim. İzmir'de program yaparken fenalaştı biliyorsun. Fuar Ödül Fuarın içindeki TRT evet. stüdyolarında. Ona ilk kullandığı TRT radyosunda kullandığı mikrofonu evet. hediye ettiler falan. Evet. Biraz da şişmanlamıştı o zaman. Ve heyecanlandı. 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 Evet. O orada bir... Müdahalede bir şeyler oldu olamadı geç müdahale edildi diye bir şeyler de söylenmişti Hocam, bir zamanlar. nasıl bir bu kadarmış nasıl alacak nefes o kadarmış abi yani çünkü kadarmış. biliyorsun ne bir eksik ne bir fazla yani evet. onun yazılmış şeyi var evet. ondan fazla bir şey olmaz ambulans da gelse yolda gider yani hiç yok. önemli tabi Allah rahmet ayrıntıya eylesin Allah rahmet eylesin Mustafa evet. Koç da e, Türkiye'nin en kaliteli hastanesine sahip evet. e, bir iş adamıydı. Evet ama kendi hastanesine yetişemeden Yetişemez, rahmetli oldu. Evet. Bu nasip kısmet, işi. nasip kısmet işi. Hazır Paşa'dan Paşa'dan ha buyurun. Paşa'dan zaman e, yer açılmış gel evet. hocam. Sevgili kardeşimiz Çağlar Çorumlu 25 e, sene olmuş abi ya. Evet. Ne çabuk geçiyor günler. Bu arada da onu da belirtelim. Doğru. Yani. Bir reklamda Zeki Müren'i oynadı diye evet. bazı arkadaşlar sevgili Çağlar'ı gergefe aldılar. Gergefe aldılar. Vay evet. efendim halbuki çok da güzel oynadı. Şahane oynadı. Yani, evet. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? bu? Ben konuda? şunu düşünüyorum abi. Bu biraz bilgisizlikten oluyor bu. Evet. Biraz araştırma yapmak lazım. Paşa'nın kendisi biliyorsun bir deterjan reklamında oynadı kaç sene evvel. Oynadı. Ajda Pekkan'la beraber oynadı. Lastik reklamında. Lastik reklamında oynadı Pirelli. Yani evet. o söyleyelim önemli değil. Yani kendisi de reklamda oynadı. Paşa kesinlikle reklamlara karşıydı. Evet. Kendisi olsa oynamazdı diye bir şey değil. Hatta ben iddia ediyorum Zeki Müren yaşasaydı ve Çağlar Çorumlu onu oynasaydı o akşam evine davet ederdi onu. Alnından, Alnından öperdi. öperdi. Beni çok güzel e, canlandırmışsınız efendim. efendim falan derdi. Tebrik ederdi. Yani burada oyuncunun yaptığı eyleme kızacak bir şey yok. Zaten o cepte o reklamın tamamına da böyle bozulacak kızacak bir şey yok. Size ne oluyor? Ayrıca bu işin background'unu da bildiğimiz için söyleyelim. Yani o işten de Çık Vakfı'na biliyorsun Paşa eee şeyi Bütün servetini servetini Çık Vakfı'na bağışlamıştı evet. Türk Eğitim Vakfı'na bir kısmını. Evet. Oralara ödemeler yapıldı. Yani bununla ilgili izinler alındı, izinler şey alındı. Yani öyle hani Zeki Müren kostümünü giyip de kimse çıkmıyor. Biz de biliyorsun abi daha önce böyle bir filmde aynı şekilde. Arif 216'da. Arif, 216'da. Arif 216'da yine aynı şekilde Çık Vakfı'na bağışlarımız yapıldı. Evet. Gereken yerlere izinler alındı. Evet. Yani öyle hazır ceket var, diş de hazır. Hadi Zeki Müran ol, olmuyor. O bir bir sürü iş yani. Aylar sürüyor evet. onun işin şeyi. Çağlar kardeşimiz gerçekten çok güzel oynamış. Kendisini Nefis. tebrik ederiz. Nefis. Varsa daha iyi yapabilecek. Bu. Ayrıca bir şey söyleyeyim abi. Taklit, taklit dünyaca bilinen bir şeydir. Yapılan bir şeydir yani. Doğru. Değil mi? Taklit Doğru. şimdi bu şu anda icat edilmiş bir şey değil ki. Dünyada çoğu ünlü zaten taklidi yapılır. Yapılır. Ha, Şimdi... Şunu diyorlar, Zeki Müren oynamazdı bunda. Yok ya. Nereden biliyorsun? Nasıl oynamazdı ya? Tam benlik bence, bir film efendim bence derdi. Bence %100 oynardı. Hatta bunun gelirinin doğal olarak o bir yere gideceğini şey yapardı. Şunu evet. şuraya, bunu buraya dağıtacağız. Evet. Efendim ben bunu oynayayım derdi. Doğru. Yani arkadaşlar Şimdi... bu memlekette zaten güzel şeyler tırnak içinde az nadir yani az da değil nadir böyle bo to toryum mudur ne de böyle az bulunuyor yani yok az bulunan şeylere de böyle güzel işlere de böyle çeyle kılıçla satırla dalmayalım kılıç kalkanı ekibi gibi insanların evet. şevklerini kırmayalım ne oldu Müren'i insan abi biz biliyorsun Arfi 216'da Müren'i yeni nesli anlatmaya biraz zorlandık bilmiyor gençler çocuklar evet yani Böylece ne oldu? Zeki Müren yeniden hatırlanmış oldu. Şimdi tekrar üstüne bir hatırlanmış oldu. Bilmeyen albümünü dinleyip sesine aşık oldu. Dinliyor şu anda. Yani iyi şeyler azken şu iyi şeyleri tekmelemekten vazgeçelim. Evet. Lütfen yapma. Şöyle yapalım aslında radikal bir şey yapalım. Karışmayalım ya. Karışmayalım. Akışına bırakalım. Evet abi karışmayalım. Her şeye musallat olmayalım. Şimdi sevgili hocam öyle güzel bir şey söyledin ki. Zeki ha, Müren, Özür dilerim yok, abi. Estağfurullah. Ee, Zeki Bey'in e, bir akrabası da şey olmuş, müdahil olmuş sonradan. Evet. Zeki Bey olsa oynamazdı falan diye. E, bir şeyi yok yani onun bir manası da yok. Hocam şimdi o kadar güzel bir şey söyledin ki başta. Zeki Bey, Zeki Müren hayatı boyunca efendim ben şarkıcı olarak tanınmak istiyorum. Asla reklam filmi yapmam efendim deyip rahmetli olsaydı o zaman... Ha bu argüman da evet. tartışılırdı. S sadece sinema sinema filmi yaptı abi. Tabii canım. Yani sadece şarkıcı olmanın yanında. Tiyatro ya, oyununda bile oynadı. Tiyatroda oynadı. Ya. Yani kendisi yaptığı için bu yapılabilir öngörülüyor. Evet hayır yapmamış olsaydı o zaman derdik ki ya evet ya adam sağlığında hiç reklam filmi yapmamış. Ben zinhar reklam filmi yapmam ben buna karşıyım demiş. Şimdi adam rahmetli olmuş kaç sene geçmiş nereden aklınıza geldi kardeşim? Eyvallah ama... Kendi zaten reklam filmi yapmam bir insan. Üstelik de reklam filminin bir yerinde sonunda sonunda adam diyor söyleniyor. ki eline sağlık Çağlar'cığım Zeki Bey'i çok güzel oynadın diyor. O da diyor ki taklitler aslını yaşatır efendim evet. diyor. Ya Zeki Bey'e evet. bundan daha büyük saygım olur abi. Herkes işine gücüne baksın kurban olayım arkadaşlar. Memlekette güzel olan şey az hocanın dediği gibi. Evet. Biz de güzel bir şey yapan olduğu zaman ay ne yaparım bunu ayağından çekerim. Ne yaparım buna bir çamur atarım, ne yaparım buna bir kılçık takarım. Herkes evet. kendi işine baksın. Ayıptır evet, yani. Evet. Lütfen. Paşamızı Lütfen. bir kez daha rahmet ve sevgiyle anıyoruz efendim. Zafer <laughs> abi sen de oynarmışsın ama... E, Çağlar gibi çok, çok kimse oynamaz. Çok parayiçlerim abi. abi. Çağlar gibi kimse oynayamaz. <laughs> Çağlar çok güzel oynuyor. ederiz Çağlar Çelik mükemmel oynadı. Gerek tarzı, saçı, sesi, evet. konuşması, şarkı söyleyişi bile Zeki Müren'in yani sanki... Öz oğlu gibi oynadı evet. yani. Mükemmel. Abi F216'da biliyorsun abi Zeki Bey'i ben vuruyordum ayağımda. Evet hocam. <laughs> öyle de küçük bir Zeki Bey'le de öyle küçük bir anımız var. Küçük bir anımız Müjde isterim abi. Ha. Biraz konuyu böyle e, hüzünlü çünkü ölümlerden bahsettik. Ne oldu sponsor mu geldi? iPhone 13 geldi ha. Yok abi ne sponsoru? <laughs> Nerede? Sponsoru bırak Yunus oradan böyle yapıyor. Bizim Nerede bizim Levan Dost'u? Ne oldu? Yunus'cum e, ödemeler yıl sonu. Evet iPhone gelmiş. iPhone geldi abi iPhone 13. 10 bin gelişim. liradan başlıyormuş. 26 24 bin liraya kadar gidiyor. Az Düşünür müsün abi 1 terabayt 24 bin lira? Hayır. Liraya? Niye abi? Yani böyle bir Hayır. kendine kendini şımartmak istemez misin İstemem abi? İstemem hocam. Ben şımarıklığı sevmem. Herkes ayağını yorganına göre uzatsın. Abi şu anda senin 12 var zaten. Hocam bana sponsor vasıtasıyla Hayır, geldi. Mi? Ben yani Bunun cemi, mesajını. <laughs> yani bana evet bana iPhone 12 var ama bana sponsorların vasıtasıyla aman Alacak abi, Alır aşkına. mısın abi? Abi bu kadar para verilmez be. Bu kadar para değil ki abi. Nasıl değil ya? Abi sen Amerika'da yaşasan bu kadar para değil. Almanya'da da bu kadar para değil. Yani Nasıl Burada değil? bu kadar pahalı vergilerden dolayı. Şey, şimdi Yılmaz, bu kadar şimdi... para verilmez dediğimiz şeyin fiyatı o kadar pahalı değil. Orada değil. Orada değil evet. Ama Almanya'dan veya Amerika'dan alıp iPhone'u buraya getirdiğin zaman onun harcıydı, puluydu bilmem ucuza içinde, geliyor. yine aynı yo, fiyata yo, geliyor. Yok aynı gelmiyor. Gene 2500 lira falan ucuza geliyor. Ucuza geliyor. Yani ben düşünüyorum alabilirim yani. Ama bana da bir tane aldı hocam biz de bir bakalım. Ya. biliyorsun abi her şey normalden pahalıdır yani öyledir. Evet. Böyle iş, bizim memleketin güzel bir tarafı var. İşine yarayacak bir şey var mesela. Bu işine yarıyor mu? Ha, Aa evet. ne güzel lan bu işimize yarar diyorsun ya. ben evet. bunu 50 liraysa 300 liraya evet. satıyorum. Abi geçen gün bir tane tweet attım. Ya Karavan abi bildiğin karavan yani barınmak için sağa sola gitmek için ülkemiz bu iş için çok ideal bir ülke değil mi? Doğru. Denizli denizi var, doğa güzellikleri var, yeşili, hala her şeye rağmen yeşili, meşili var, yaylası var. Yani karavanla gezilebilecek bir sürü yer varken karavanın vergisini biliyor musun abi? %220 bir saniye anlayamadım. 100'de... Şurada bir pauze yapalım Yunus. Bir dakika. Yüzde... <laughs> 250 Abi ne? şu karavan 100 lira mı? 100 liraya 100 bin lira dedi sen bana. Zaten satanlar da şöyle satıyor. Adamlar da ne yapsın? Şimdi fiyat koyuyor oraya. Hı -hı. 100 lira. Sen de diyorsun ki ulan 100 liraysa ben bunu alırım. Ne güzel karavan ben ya. Hemen diyorum, alayım değil. gezeyim ailemle bunu diyorsun. Evet. Hadi bunu alayım diyorsun. Tamam efendim diyorlar. Hesap makinesini getiriyorlar içeriden. 100 liralık karavana %220 vergi koyuyorlar. Ne yapıyor şimdi karavan? 240 bin lira mı oldu? %220. 220. 100'e 220 daha koyacaksın 320 yani. 320 lira oldu karavan. Evet. Sen 100 lira hazırlamıştın böyle bankadan havale yapacaktın. Tam. Devlete iki karavan daha parası Deli verdi. 100 lira demiştik ama vergisini söylememiş arkadaşlar. Hep ihmal ediyorlar. 320 oldu. Onun bilmem nesi şusu kılı tüy derken 350 olur. Hadi sizi kırmayalım ayağınız alınsın. 340'a. E bu karavan 100 liraydı. Evet. Yani ben niyetlendiğimde yaşasın. Allah ne güzel çocuk çocuk gezeceğim diye sevindiğimde 100 liraydı. Evet. Nasıl abi nasıl karavana %220 vergi olur? Bunu tweet attım da geçen gün bir CHP milletvekili de bu konuyla ilgileniyormuş. Karavana olan tek milletvekiliymiş. Zaten abi bu işlerde bir şey yapmak istiyorsan o işin ilgili birisi olman lazım. Hmm. İlgili birisi olmazsan haberin olmaz. Ya yani mesela yani benzin alırsan benzinin Benzin Parası alırsan her akşam, her akşam benzin alırsan 100 lira, 50 lira, 200 lira ya bu benzin çok pahalı dersin. evet Karavan alırsan karavan çok pahalı ya %220 vergi dersin. Evet. Bir arabayı banka hesabından kendin para yatırıp, FFT alırsan yapıp, havale yapıp alırsan şunu dersin. Ya ben 150 bin liralık bir araba almaya işte bu ne zaman 850 bin lira oldu dersin. Ama bunları demeyince ne var ki yani? oluyor. Ama sizin karavanla ilgili attığınız tweet'i de ben şöyle bağlantılı olarak hatırlıyorum. Ben Özellikle öğrencilere şey yapmak Üniversiteli evet, öğrenci evet. arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin kalacak ben, ev meselesi, ben, yurt ben. meselesi. Bakın sevgili dostlar bunlar çok önemli. Zaten Anadolu'da, Türkiye'de, İstanbul'da nereye giderseniz. Ay biz öğrenciye ev vermeyiz. Evet. Ay biz bekara ev vermeyiz. Zaten bunlar varken. Kime ev veriliyor abi ya? Ben de bilmiyorum Geçen abi. Geçen gün bir tane şeyde gördüm. Bordrolu memur olacakmış en az 10 yıllık. Vay anam babam ya al evini neyse şimdi. Tabi şimdi bordrolu memur istiyor ki Hı. o memur bugün yarın ben İcra kirayı ödemiyorum yani. deyip. Bunlarsa maaşının üstüne Pacis çöksün kendi yani. hacizini kurtarsın diye. Evet. E şimdi buna devletin ve belediyelerin sahip çıkması lazım. Ben o karavanı şunun için dedim abi. Öğrenciler Bazı okulların dedi. bazı okulların apartman şeylerini demiyorum. Evet. Apartman üniversitelerini demiyorum. Onları geç zaten. Evet. Ama apartman üniversitesi olmayan Anadolu'nun değişik yerlerinde böyle Arazisi olan yerlerde bir bölümünü karavan parkı gibi bir şey yaparsın. Karavan deyince arkadaşlar hemen 1 milyon liralık karavan aklınıza getirmeyin. Evet. Içinde, 20 bin liraya da karavan var. İçinde yani. jacuzzi yok bunun yani. <laughs> 20 bin liraya da karavan var. 7 bin liraya da karavan var. Yani içinde kalmak istesen. Doğru. Öyle bir otopark gibi karavan otoparkı yapsanız çocuğa da zimmetlesen. 17 numaralı karavan senin. Okul evet. bittiği zaman da boşaltacaksın karavanı. O kadar. Ha, bekçisini de koyarsın. Gelenini gideni gene kilit altında kontrol edersin falan filan büyük ihtimalle şöyle de bir endişe duyuyorlar. Karavana kimin girdiğini, çıktığını takip edemeyiz. Eve girip çıkanı nereden takip yani. edeceksin abi? Karavana girip çıksa ne olur? O, Yapmayın o, Allah aşkına. O kafa ya. yüzünden, o kafa yüzünden genelde yapılmıyor. Bence yapılabilir. Geçen gün ben bir üniversiteye gittim de araziyi görünce aklıma geldi bu. Ya dedim bu kadar arazi üniversiteye Hı -hı. dahil olan bir arazi ve boş duruyor. Evet. Ve orada da bir yoktu problem var. E onu Hı. yapacağını yap şuraya mesela bir karavan parkı. Gene alt adamdan para sen. Ama makul bir para al. Evet ya da konteynerlar var hocam biliyorsunuz. Evet konteyner de Kullanılmayan konteynerları bile adamlar yani ya şimdi burada hadi isim vereyim Bloomberg'te falan filan böyle baş, evet, yabancı evet. kanallarda evet, gösteriyor. Evet. Adam yani O bir iş kolu oldu abi ha. konteyneri eve çevirmek. Evet adam evet. onu eve çeviriyor ya. Hı. Yani çok basit bir yöntemle öğrencilerin de bu kalma problemini çözmemiz lazım. Evet. Yazık gün evet. abi senin şimdi baban devlet memuru ya da emekli. Evet. Adamın 3000 lira maaşı var. Adam evde oturuyor. Çocuk gidiyor Ankara'da okuyor. İstanbul'da okuyor. Şimdi bu çocuğunu hayatını devam ettirebilmesi için bir kere karnının doyması lazım. Onun dışında Ve da nerede kalabileceğini... kalacağını düşünmemesi lazım. Ha, nerede kalacağını düşünmemesi lazım. E, yurt yok. Mal sahipleri ev vermiyorlar. Ev tutmaya kalksan anasının nikahı kira istiyorlar. İki evet. tane kefil, dört tane bilmem ne yani bir falan. Bir de şey diyorsun ki ya, üç dört kişi birleşeyim tutayım ona da yok. Ona da yok. E Kalabalar o zaman abi? Çünkü o zaman Şimdi bu öğrencilerin kalma problemini çözmek lazım Çok abi. felaket bir açık varmış abi. abi süratle abi. çözmen lazım evet. yani. Süratle çözmen lazım. Özel yurtlar var işte. Özel yurtlarda Allah'a emanet yani. Allah'a emanet. Özel yurtta da parası olan kalabiliyor. Özel e tabii abi. parası olan kalabiliyor. Yani ben istedim ki gariban olanın da kalma problemini çözmemiz lazım. Evet abi. Bir müjdem daha var abi. Hah yaşasın. Yani bugün müjdeler günü olsun. Afganistan Cumhurbaşkanı ortaya çıktı abi. Paralar? Yemin billah ediyor. Kur'an'a el bozuyor. Öyle 10 riyal falan alabildim aceleyle. Yeminle param yok diyor. Çok pişmanım. Hı. Hani bu Şener abinin filmi var da. Sor bakalım niye yaptım niye diye. yaptım O da diyor ki sorun bakalım niye yaptım. Ben vallahi de billahi de sizin evet. başınıza bir şey gelmesin diye apar topar kaçtım diyor. Arkadaşım sen apar topar fıydın evet. Afganistan'dan. Özel uçağına atladın. Evet. Özel uçağın deposunu doldurdular. Evet. Balyalar halinde. Yok delevanlar. diyor işte yok o yalan diyor. Taksi parası bulamadım diyor ya. İndiğim abi ya. <laughs> Devlete geri mi döndü şimdi Afganistan'a? Yok yok hani bulundu yani. Nerede olduğu bulundu. Ha ben de zannettim ki memleketine geri geldi. Yok be abi nerede o? Abi parayı indirmiş ya. <laughs> Döner mi abi? İndirmiş. Hayır sadece ses geldi yani. Ha, merak ee, etmeyin. Merak etmeyin çocuklar ben iyiyim döneceğim diyor. Tabii bu almış olduğum parayla yeni bir Afganistan kuracağım. Hepinizi abi, çağıracağım ne diyor. Abi ha? yani ne yapacaksın abi o... Abi bu ahlı parayla olmaz abi ya. Olmaz. Bak dünyada örneği yok yani. E, o bir tane Sudan vardı. Su devlet başkanı mı? Yatağının altında 30 milyon dolar bulundu. E ne oldu şimdi? Yani bu olmaz. Yani ben şuradan parayı aldım götürdüm falan yaşayacağım falan. Yok o hikaye yok. Öyle bir şey yok. Yok. Hele şu dünyanın gelmiş olduğu şu andaki teknoloji da böyle bir şey mümkün değil. Mümkün, Mümkün değil, değil. yani abi, yedirmezler hani bir filmde <laughs> de vardı Yedirmez. yedirmezler o parayı sana. Hah şimdi hocam benim de sana bir müjdem var. <laughs> ne oldu? Ee, i̇nsanlı uzay yolculukları başladı. Abi <laughs> şey ya, onu kaç defa konuştuk. Bir saniye. Sevgili seyirciler burada ben yokum. Şimdi bir saniye. Buyurun. Dört kişi uzaya gittiler. Gitti evet geçen gitti. İki gün mü üç gün mü gezdiler Yunus? Üç gün gezdiler. Kaç? Abi. Üç. Üç gün. Üç gün gezdiler. Bir tanesi milyarder. Onu Sen inandın onu... mı? Hayır onu mu diyorsun? Bir tanesi milyarder, bir tanesi eski astronot olacakmış, He. oyalamamış falan. Sen ha. inandın mı hocam buna? İnandım da ben o parayı kim karşıladı? Bu sokaktaki vatandaşın parasını kim verdi? Babacım parayı bırak, füzeyi buraya koydun. Evet. İçine dört kişiyi koydun, gönderdin. Evet. Astronot nerede? Kim kullanıyor emaneti? O kullananlar başka abi. Onlar yolcu. Babacım yolcu bunlar. Çeyizsiz, pilotsuz gittiler. Ha, Astronot falan yok. Ha, ha. o tamam. Aşağıdan joystick. Babacım, <laughs> Tamamen yalan. Bu arkadaşları <laughs> götürdüler. Nevada çölünün üstünde gezdirdiler. Oğlum abi. şey Adam böyle gördüm ben o görüntüyü. E, Hatırladım oğlum? o dört kişi diyorsun evet. işte. Abi tamam. çekimsiz ortamda adamlar havada uçtu. Sevgili Can hocam. Ben de seni uçağa bindireyim. Evet. Rusya'da bilmem, yapıyorlar. Kaç, he, bilmem kaç fit yukarı çıkarayım Şöyle çıkarayım, çıkarayım çıkıyor, seni. Bir dalıyor. Artık yer çekimi de kaybolduğu için orada böyle havada geziyorsun. Ne oldu? Biz uzaydaydık. Ya bıraksınlar bu yalanı hocam. Tamam arkadaşlar bırakın o bırakın yalanı. Ya. İnsan uzaya ne zaman gitti aya? 69'da. 69'dan beri neden kimse aya gitmiyor bir daha? Onu tartışmıştık abi bir Ay şey. niye yok. gitmiyorlar? Gidecek bir şey yok. Niye? E, bir şey yok yani incelediler baktılar. Ha gittik baktık toz toprak Buna bize gelmez ya. dedi gitti. Yok. Mars daha cazip geliyor. Mars'ta da bir bok yok, orada da toz toprak var. Yaşanılabilir bir şey var benim. Hocam, ben bu işlerde büyük bir kupa. Abi senin var. şu uzay konusunda bak, gerçekten şeyim var. var. Ee, bir gün Allah kısmet eder nasip olsa evet. Amerika'ya gideceğiz ya. Evet. O gideceğimiz yere tabi uzak olur ama NASA'ya gidelim abi, gezelim. Aha. Onu da Yunus'ta gelir, videosunu çeker. Yunus'un biletini ben karşılayayım, önemli değil. Evet. evet vize alamayız tabi asker kaçağı falan çıkar. Var mı Yunus öyle bir asker problemi? falan? Yok, yok, hocam yani. gelirim. Yedek ya? subay yaptı abi ne asker kaçağı. Sana bir şey söyleyeyim biz Yunus'u yanımızda götürsek var ya burada bazıları nazardan ölür ölür. İsim vermeyelim abi. İsim, İsim ama, vermeyelim ama yani. Ee, nasıl gidersek Amerika'ya işte abi e, NASA'ya gideriz. Evet. Gezer zor Hocam bu arada sen geçen gün turne programımızı açık, açık ha, ettin. Açıklayalım. Turne programımızı açıkladın ya. Evet. Samsun'a bekliyoruz abi. Ordu'ya bek. Ya bir dakika kardeşim şu anda yani bir taslak program var. Kesinleşmiş bir şey yok. Söyleyelim abi dur. Ben sadece şunu söylüyorum hocam. Bazı yerlerde de mesela Antalya'ya gidiyoruz. Evet. Oyunu oynadık, dönüyoruz. Havaalanında mesaj geliyor. Ah bir Antalya'ya gelseniz abi. Yahu dönüyoruz, dönüyoruz. <laughs> Antalya yok abi. Neyse baştan kabaca ben, ben sana söyleyeyim abi. Buyurun. İstanbul, Trabzon, Ordu, Samsun, Bodrum, İzmir, İstanbul, Eskişehir, İstanbul, 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 İzmir, 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 İzmir Adana, Antep. Tabi bu hızda değil. Aralarda günler var. Evet. Yani 3 Aralık'ta başlıyoruz abi. Pardon, 6 Kasım'da başlıyoruz abi. Ve İstanbul'da 6 Kasım'da başlıyoruz. Bunlar tabii aralarda değişenler olur, girenler, çıkanlar olur. Muhakkak. E, Mart'a kadar devam ediyor böyle yoğun evet. bir şekilde. İnşallah evet, hocam. buluşacağız sevenlerimizle. İnşallah. Yani... Nevşin Mengün'ün de babası vefat etti abi. Onu da arkadaşımızdı kendisi. Evet. Koşucudur. Allah falan. rahmet Oradan eylesin. Oradan şeyim ee, var. Hukukum var. Eski milletvekiliydi Eski galiba. Eski milletvekiliydi evet. O Şahin da Mengü müydü? Şahin, Şahin Mengü. Ona, Ondan da buradan rahmet diliyoruz. Allah Sevenlerine eylesin. başsağlığı diliyoruz. Valla böyle bir mutlu bir mutsuz haberlerle dolu hocam geldik programımızın böyle Hayır, son düzlüğüne doğru. Son düzlüğüne geldik abi bir evet. acı haber daha vereceğim. Eyvah. Demin Sami Hamidi'yi görünce de aklıma geldi ha. bu da Kıbrıslı bir sanatçı. Buray'ın sazı çalındı abi. Ne? <laughs> evet maalesef Nevşehir'de göremede mi nerede bir yerde konser verirken. Bağlamayı tokatladılar mı? Ba saz diyor ama gitar olabilir yani saz deyince. Yani çünkü tabii gitara o da, da saz derler. Saz deniyor. Evet. Ee, şeyde böyle yerinde duruyormuş sahnede. Ha. Sonra bakmışlar ki durmuyor. Hacı <laughs> Kadumi. <laughs> Hacıladılar. Burayı yani, sözü. E, arkadaşlar ya yani inşallah çalmayı bilen bir hani bu işin şeyini bilen bir arkadaş hani ha. Ben çok gitar çalmak istiyorum veya sazsa eğer saz bilen. Evde ben. konuşturabiliyorsa Bağlamaysa, ulan bağlama saz çalmayı çok seviyorum. Gitar evet. çalmayı da çok seviyorum abi. Gücüm yok. Evet. Alayım şu buraya ileride de bir mektup yazar özür dilerim dediyse ne hale ama alıp evet. satacaksa Evet. Hocam bir şey söyleyeceğim. Bizim bu kaçıncı program? Bu 96. 96 mı? Evet. Sen Dur mi abi. 90. 100. bölüm için bir söz vermedi. Abi söz Neyse. Ver abi sen tamam. Sevgili dostlar. Ben söz vermiyorum. Zafer Al Ben göstereyim. söz veriyorum. Tamam. Aylardan beri Hakan Altun geliyor. Hakan Altun, evet abi, Hakan Altun geliyor. Evet abi nerede abi? Geliyor. Şimdi bana gelen fakslara da bakıyorum. Akıllı ol. Nerede Hakan Abdül, evet. Nerede Hakan aldın Ben size almış olduğum sözü söylüyorum. Bu 96. program. 100. programımızda, yani artık yüzler grubuna girdiğimiz evet, anda. 100. program. 100. programımızda özel bir yayın yapacağız. Yayınımızda sürpriz misafirlerimiz olacak. Eğlence Hakan Abdül, olacak mı? Eğlence mi? olacak. Ya. Hem sohbet, hem fasıl yapacağız, hem eğlence Ben yapacağız. de gelebilir miyim? Sen de davetlisin hocam. hocam. E, Hakan Altun'la beraber Hüsnü şenlendirici de inşallah beraber ağırlayacağız. Hadi ya. Tabii. Hüsnü Cem Yılmaz'ı da çağıralım. E, zaten Cem Yılmaz da gelecek doğal olarak. Ve burada bir yılbaşı eğlencesi tadında e, 100. programımızı... Burada derken burada. Evet yani burada. Ha, burada. Ha. Ama bu arada şunu da söyleyeyim buradan. Benim de yeni haberim oldu. E, 100. De. programımızla ilgili... Biz yayınladıktan sonra YouTube kanalımızdan bizim görüntüleri alıp paparazi, koparazi <laughs> falan filan olursa mahkemede görüşürüz. Yok o kesin Abi, olur. Abi baştan söylüyorum Abi, mahkemede Şampiyonlar Ligi gibi görüşürüz. buraya bir program koyarsan onu ya hadi alıyorsunuz da bizim logoyu buzlamayın ya. Hayır. reklamı Hakikaten lan izin almadan bizim programdan alıp görüntüleri paparazi, koparazi programı Kullanıyorsunuz. Bizim suratlar böyle. Burada olan burada kalır yok. Ay bu hırsızlık lan ayıp ya. Özür dilerim. biz saygısızlık Bir tek ya. Hakan Altun söylüyor. He. Biz yokuz. Hakan Altun da hala beni seviyor ediyor. Ben Sen böyleyim. Sen budurlusun e. ben budurluyum. Arkadaşlar lütfen onu yapmayın. Bizi de koyun. Emeğe saygı gösterin abi. Vallahi billahi ayıptır. Bari programımızın adını zikredin. Evet ya. Arkadaşlar evet. bakın programımızı seyrediyorsunuz. Beğendim evet. butonuna basın. Evet basın. Abone olmayanlara kardeşim gel abone ol değil. Çünkü bakın söylüyorum bu kanal belli bir seviyeye geldikten sonra para da verseniz üye olamayacaksınız. Öyle mi? Tabii. Niye abi? Şu anda şey... çünkü hocam müthiş bir evet. transfer teklifleri abi, var. Abi o transferi kabul etmiyoruz. Burası... Abi Öğren bak aslında sen... baskı yapan sensin. Yok hayır. Ben kabul hayır. etmiyorum hayır, abi. Hocam, çok... git, abi. Hayır hocam bana çok Sen çok... müstakil olarak git abi. Bana çok yoğun baskı var hocam. Dijital öyle? kanallardan Yapma bilmem ya. ne. Tek olarak mı? Ben hayır, var hayır. Mi? Sizin programı abi şuraya abi. alsak, sizin programı buraya alsak, şöyle transfer etsek bana falan. Şeyi mi abi? Taş yerinde baba taş yerinde abi. Onu ben söylüyordum zaten sana. Taş yerinde abi. Bir müjde ne daha var abi? Nedir abi? Senin çok sevdiğin, evet. e, yani her zaman takip ettiğin, evet. eylemlerinin takip ettiğin Putin, evet. seçimi yine kazandı abi. Vay canına be. Yani büyük bir sürpriz oldu. Yüzde 49 ve 50 gibi bir rakamla şu anda. Yüzde 49 tam ve 50 gibi bir rakamla Putin'in kazanması sürpriz değil hocam. Yok sürpriz değil zaten. Değil, yani. Gayet doğal. Yani kazandı işte. Evet, kazandı. Kazandı, Hayır kazandı diyelim. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Bir beş sene daha. Devam et. Sonra ne oluyor? Onlar hep paslaşıp şeyde değişiyorlar. Medvedev ile değişiyorlardı ama Medvedev değişmiyorlar şu anda. Öyle mi? Yani normalde o başbakan, o başkan gibi falan evet. filan yapıyordu. Putin onu da <gülüyor> <gülüyor> medvo, <gülüyor> Hayır, yeter. Medvo. yeter Medvo dedi. Medvo dedi. Yeter. Ee, babacığım ben tek başıma ilgileneceğim. Bir şey söyleyecek Buyur Programa başlama önce bana bir müjde daha verdin. Trafik cezaları ile ilgili. Ha. O neydi hocam? Abi bugün okudum da yar, şeyden yargıtaydan yargıtaydan değil aslında da bir mahkemeden böyle bir şey çıkmış. Şimdi mesela sen ceza yiyorsun abi. Evet. Bugün ceza yedin. 21 Eylül'de ceza yedin. Sana 2022 Temmuz'un 11'inde kağıt geliyor. Diyor ki parayı ver. abi şimdi ben 21 Eylül'de ceza yemişim. Temmuz'da geldi. Şimdi bunlar böyle toplu olarak yazın gidiyorsun gidiyorsun gidiyorsun. Kimse, hiçbir şey yok. Kışın o gezdiğin bütün adım adım Anadolu gezdiğin, tatil yaptığın şeyin cezası sana Şubat'ta geliyor ya. Geliyor. Buna isyan etmiş millet. Böyle bir şey olmaz diye. Mahkemede karar almış. Demiş ki bu ceza yerinde ve zamanında 15 gün veya 30 gün içinde tebliğ edilirse bir manası var. Adam Haziran'da Antalya'da gezmiş. Şubat'ta cezası geliyor. Olmaz böyle şey demiş. Ödediğiniz paraları geriye alma. O tabii aslında gazeteciliğin biraz giyiği He. haberi okutmak için. Ödediğiniz paraları geri alabilirsiniz, cezaları geri alabilirsiniz bu durumda olanlar diyor. Şunu Sence anladım. alabilirler mi? Şimdi şunu anlamadım hocam. Ben şimdi cezayı mesela Temmuz'da bir kusur Abi işlemişim trafikte. Abi trafikte 230 230'la geçtin, hızla Radar ceza aldın. beni, evet. Temmuz'da, Bana ne zaman geliyor? Şubatta geliyor. Şöyle Öğün mi geliyor? senenin Şubat'ında. Hayır şöyle mi geliyor? Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat'ında faizi mi geliyor? Yok faiz değil, Temmuz cezası geliyor. Temmuz cezası geliyor. Temmuz'da yemişsin. Ağustos'un 3'ünde yemişsin. Eylül'ün evet. 15'inde yemişsin. Bu 3'ü sana evet. Şubat'ta, Mart'ta geliyor. Evet. Yani 5-6 ay sonra geliyor. Buna itiraz edilmiş. Cezanın hmm. şeyi sıcağı sıcağına olmasıdır. Tahsil edilmesi lazım. Evet. Ama geri alabilirsiniz diyor. Alabilir misin? Alamazsın. Tırnaklıyı <laughs> Ben Nereye alıyorsun? <laughs> ben de aynı fikirdeydim. Alıyorsun? Ben böyle ödenmiş bir cezanın geri alındığını şu ana kadar 53 yaşındayım. En fazla mahsup edilir. Yani yarın yani, öbür gün sen bir ceza yersen... Sen onu buradan biz onu... onu düşeriz. Onu geç abi. Ya Bir dakika şey. arkadaşım sen 900 lira ceza mı yedin? Evet. Ona itiraz mı ediyorsun Yediyorum. şu anda? 200 lira damga pulu harcı. <laughs> 300 lira. <gülüyor> şu. <gülüyor> oldun 450 daha oradan. Ne o 900 liralık cezaya itiraz evet. ederken oldun 1300 lira. Evet. Ya Böyle şey olmaz. Öyle Arkadaşlar yani. aklıma gelmişken bu kredi kartı aidatlarınızı geri alabilirsiniz diye... Mail geliyor, mesaj geliyor. Evet. Onları geri alma diye bir şey yok arkadaşlar. bu Var oyun, var. Bu var oyuna abi. gelme. Ay, olabilir. Var. Bak, Olabilir. Ama hiçbir banka size gelin bu parayı geri vereyim demez. Öyle bir mesaj yok. O sahte. Var. Sen abi hayır. Şunu demek istiyorum canım abicim. Buyurun. Banka sana mesaj atmaz gel bu paranı geri al diye. Ha sen istersen. O yalan. Sen istersen. Sen kendin durduk yere... Ha Bir dakika ya ben bu bankaya gideyim, bu araştırayım bu konuyu tabii, ve dilekçemi tabii. yazayım bu paramı geri alayım diyorsan olur olur o. Evet. Ama banka sana gel ben de 950 lira alacağım var. Hay 100 Allah. lira harç yatırırsan geri alırsan, Onay kanmayın öyle bir şey yok. Siz kendiniz kendi kendinize başvurursanız örneği var alan var. Ben ha, Sen almıştın. Ama tabii. bankalar size gelin paranızı alın demez. Demezler. Yapmayın, bu oyuna gelmeyin. Demezler. Bankalarda da şöyle oluyor zaten konuşma. Efendim bana kredi kartı kullanma bilmem nesi falan filan kesmişsiniz. Evet, evet efendim falan. E, bu paranın lütfen bir sonraki hesap kesiminde hesabıma iade edilmesini istiyorum. Ama efendim falan o zaman benim kartımı iptal edin kardeşim. Hmm. Dediğin zaman... Dü. Bu kadın mı meşgule düşüyor? Telefon kadın mı? meşgule düşüyor. <laughs> Ondan sonra bir buçuk, iki dakika sonra arıyor seni. Evet. Efendim kusura bakmayın Böyle bir şey oldu, o alantı kesildi falan filan diyor. Hmm, bir sonraki şeyde de sana kalkıp o parayı iade ediyorlar. Yeter ki sen istemesini bileceksin. Peki abi. bir şey daha söyleyeyim abi sana. O da yeni dün mü ne evvelsi gün mü gördüm. İsmi lazım değil bir sigara markası Hı. astım ilacı fabrikasını satın almış şirketini. Bu ne demek oldu ben onu anlayamadım abi. Sigara Fabrikası şirketi, sigara şirketi var. Ha, astım ilacı. Astım ilacı yapan bir sadece astım ilacı yapıyor ama Tabii. başka hiçbir şey yapmıyor. Hı hı. O ilaç firmasını satın almış. Bu ne demek oluyor? Çok akıllıca bir yatırım. Ne demek yani? Tamam abi sen işte astım hastası olan adama sigarayı veriyorsun, veriyorsun, veriyorsun. Evet. Adamın astımı iyice kronik hale geliyor. Böylece de astımı tedavi eden ilacı da hasta ettiğin adama bir daha kakalamış oluyorsun. Bu Vay iki be. tokat. Bayağı Çift tokat, kadar. hem sigarayı satıyor e, tamam. hem astım ilacını tamam, satıyor. Tamam abi bu haber evet. normalde e ee, neden ona gizlilik kuralı diye bir şey vardı hani e, ne ismini hatırlarım şimdi. Evet. Sırdır yani şirket ticari sırdır. Ticari ticari evet. evet. Bu ticari sır olması lazım. Evet. Yani bir sigara firması onu aldığı zaman astım. Ya bu belli ki danışıklı bir şey. Evet. İki tokat atılacak müşteriye. Ya double tokat. Double tokat atılacak. E, bu ticari sır olmayıp internette ben nasıl okuyorum bunu? Nasıl okuyorum? Bunu kim faş ediyor? Bunu faş edenler senin o kıymetli pezo cefin ee? İlham Maskın, Bunlar niye faşetsin ki bunu? Ya çünkü bunlar bu işlerden ekmek yiyen adamlar. Bunları bunu halka niye söylesin yani. abi? Şu anda o sigara firması büyük şey altında. Hocam ee, bunu neden yapar? Neden yapar? Ben astım ilacı yapan firmayı satın alıyorum kardeşim. Der onun hisse senetlerinin yukarı çıkışını sağlar. Sen aldın mı hisse senetlerini? Hı. Sen aldıkça yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor. 5 sene sonra da kardeş ben bu dükkanı satıyorum dediği zaman bitti. Aşağıya. Abi gene olan bize mi oluyor yani? Tabii. Ha. Olan hep vatandaş Ben sigara olur. içmiyorum da. Ha Olan hep vatandaş olur hocam. Çünkü ticarette böyle. Yani, yani ben onu anlamadım. Onu niye açıkladılar? Gizli bir şey olması lazım. Evet. Ona. Bizim onu seneler sonra bir araştırmada, bir kitapta bilmem nerede okumamız lazım. Evet. Vay be bunun sahibi de bunlarmış. Vay Demem. canına bak bunu okudun. Şaşırmamız okuduk. lazımdı şaşırmıyoruz. Şaşıracak Belki de adam mi? 99 tane yeri talip olmuş da biz bir tanesini biliyoruz. Ha, belki de diyecek ki tamam almıyorum. Tabii. Sen de diyeceksin ki Ulan, almadı be. Tabii. Halbuki aldı. Al, haberi ha. Var mı hocam tabildotla başka bir şey? Gelen fakslar. Yunus ne kadar oldu süremiz? Bir saati geçti hocam. Bir saati geçti mi maşallah. Bir saati geçti ya. Mi? Sular seller gibi aktı gitti program be. Buyurun. Vay arkadaş. Ha bir şey daha var. Tokyo Maratonu iptal edildi Tüh! abi. Biliyorsun abi Tokyo Maratonu'na hazırlanıyor gibi yarım yamalak çalışmalarım vardı. Evet. Ama maalesef Tokyo Maratonu'na gelemiyoruz. Sebep? Nakamishi arkadaşım kusura bakma. Heh? Sebep? Covid. E, olimpiyat yaptın. Olimpiyat yaptılar ama olimpiyatta işte onlar şey yapamadı. Ee, bizim dışarıdan gördüğümüz olimpiyat gibi böyle güzel geçmedi. Bekant'ta ilaçlar, iğneler, aşılar bilmem neler falan evet. yani Lanet olsun nereden girdik bu işe. Aslar yüzünden pahalıya geldi. Evet. Devamlı test şu bilmem ne lanet gelsin dediler. Evet, Onun için bu şimdi maratonda gene oraya 40 bin kişiyi toplayıp başımıza iş alacağız. Hepsine test yapacaksın. Dünyanın parası. Gerek Başbakan yok aradı. Diye. İptal edin İptal çocuklar. İptal dedi. Edin çocuklar yanlarım ağrıyor dersiniz. Bir şey daha var son bir Aa, şey söyleyeyim. Buyurun. Geçen ona değine, değin, değinse aslında değinmesek daha iyi de boş ver şu Celal Şengör meselesine. Buyurun. O, hocayı kınıyorum buradan. Böyle ballandıra ballandıra çok neşeli bir şekilde anlattığı şey çok matah da bir şey değil. Yani tırnak içinde bizim aydın, bilgili, görgülü, akıllı, dünya literatüründe parmakla gösterilen dediğimiz insanlardan böyle abukluklar görmek hoşumuza gitmiyor. Hocayı buradan kınıyorum. Zaten istifa ediyormuş galiba. Akıllı ol Celal Hoca diyor musun? Evet diyorum. Böyle... Pişmiş kelle gibi sırıtıp öyle bir şey anlatamazsın. Öyle bir şey yapamazsın da, o zaten yapamazsın, o cepte ama yapmışsın. Bir de pişmiş kelle gibi sırıtıyorsun, çok matah bir şey gibi orada alkış mı bekliyordu, ne bekliyordu acaba? Kendisini evet. kınıyorum, istifa ediyormuş, yurt dışına gidiyormuş, en hayırlısı olur ama bu Üzer. iş onun peşini bırakmaz. Bırakmaz. Hocam bu arada programımızı kapatırken mutlu bir haberle kapatmak istiyorum. Buyurun abi. E, ampute milli takımımız ikinci kez Avrupa şampiyonu evet. oldu. İspanya'yı yendiler. Helal olsun. Hepiniz de gurur duyduk. E, üstelik de final maçında 6-0 İspanya'yı yendiler. yendiler. Evet. E, oynadıkları bütün rakipleri ezerek yendiler hocam. Ama üzüldüğüm nokta ben Ampute milli takımının da Futbol Federasyonu tarafından himaye edildiğini zannediyordum. Hmm. E, ampute milli takımına kim bakıyorum? İşte bir yerin belediyesi biraz katkıda He. bulunuyor. Falanca yerin belediyesi biraz katkıda federasyon bulunuyor. Federasyon katkıda Federasyon abi nasıl, olmaz mı ya? Federasyon sahip çıkacak abi. Milli takıma yaptığı konforun aynını Ampute Milli Takımı'na yapacaksın ya. Yapıyordur abi, abi yapmıyor muymuş? Hocam ne diyor? Ampute yapmalı. Milli Takımı'nı özel uçakla göndereceksin her yere. Hmm. Öyle tarifeli uçakla da değil. Çocuklar siz bunu hak ediyorsunuz. Devlet bu kadar fakir mi ya? Türk Hava Yolları'ndan bir tane uçak vereceksin. Kardeşim bunları şampiyonaya sen götüreceksin. Sen getireceksin. <laughs> Nur Hocam kurban olurum. Allah Allah bu kadar Hocam. ilgisiz olmaları bana ilginç geldi. Evet, Ona ve bir bakmakla. Ampute milli takımının aldığı bu başarı öyle az buz değil. İşte Ankara Şehir Hastaneleri baş ekibi sevgili Evren Hoca sahip çıkıyor. İşte onlar sahip çıkıyor. Bunlar sahip çıkıyor. Ama yani buna artık federasyonun sahip çıkması lazım. Hakikaten gurur duyduk. Evet. Hepinize helal olsun arkadaşlar. Vallahi almanızdan öpüyorum. Gazilerimiz, Gazilerimiz de var işlerinde. Gazilerimiz de var işlerinde. Onun için böyle sahipsiz kalmaması, kalmaması lazım, lazım diye düşünüyorum hocam. Evet sevgili konuklar geldik programımızın evet. sonuna. Ne kadar oluyorsunuz? Bir saat on dakika. dakika mı? Efendim evet, bu kez bayağı... bir saat on dakikalık doğru. bir yayınla karşınıza her zaman olduğu gibi programı kapatma şerefini kıymetli ortağım sevgili Cem Yılmaz'a bırakıyorum. Buyurun Sayın Hoca. Sevgili dostlar, teşekkür ederim Zafer abi. Sevgili dostlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın 200 bini zorlayalım az bir şey kaldı şurada zannediyorum 187 bin küsürüz evet 200 bine az kaldı 200 bine bir şey vermiyorlar abi boşuna hani YouTube'dan Ver bir şey gelmiyor. geliyor mu diye ama psikolojik bir sınır o evet. güzel olur bizim için abone olmayı unutmayınız arkadaşlar yorum yapmayı olumlu veya olumsuz olumsuzlar yapmasanız daha iyi ama evet. yorum yapmayı unutmayın ee, bildirimleri açın onu unutuyoruz bak bildirim çok önemliymiş evet. bildirimleri açtığın zaman yani biz yayına başladığımız andan itibaren telefonuna mesaj geliyor ve aa başladı bizimkiler falan diyorsun evet. ee, bildirimleri açmayı unutmayın onun dışında kendinize iyi bakın e, aşığınızı olun diyeceğim ama artık yani bir şey demiyorum ona kendiniz bilirsiniz her koyun kendi, bacağına, <laughs> her kendi bacağına asılır ve asılıyor da zaman zaman okuyoruz Ya yani aşık karşıtı vefat etsi diye olmasın böyle şeyler kendinize iyi bakın Mutlu haftalar. Ee, o kadar. Sağlıklı kalın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.